Bakın geçen günler Cübbeli Ahmet'i çıkarttılar. Konuşanlar yerlere yatıyor, uğunuyorlar güleceğiz diye. Çünkü tehlike değil. Komünizme karşı, faşizme karşı, darvinizme, materyalizme, satanizme karşı tehlike değil. Onlar için bilakis daha uygun bir yapı gösteriyor. Yani çok rahat ezebilecekleri bir insan. Çünkü fenle, ilimle, darvinizme, materyalizme, felsefeyle vuracak bir güce sahip değil. Klasik bazı özellikleri var ve gariban bir görünümü var. Gariban bir üslubu var. Ve o dolayısıyla onları nasıl eğlendirdi görüyorsunuz o gün. Yani o gün hiçbir komedi filminde olmayacak derecede, hiçbir eğlencede olmayacak derecede yerlere yattılar, uğundular. Demek ki eğlendiriyor onları. Ama beni gördün mü kanı iri çekiliyor bu arkadaşlarımız. Niye biliyor musunuz? Bunu bir profesör çok güzel açıklıyor. Bakın profesör, siz diyor başörtüne uğraşırken diyor, o diyor rejimin altına uyuyor diyor. Rejimden kastedi ne biliyor musunuz? Mevlüt müesses devletimizin rejimini kastetmiyor. İddia edilen Ergenekon örgütünün yapılanmasını kastediyor. Komünist yapılanmayı kastediyor. Bunu kastediyor. Çünkü ben darbinizi, materyalizmi yıkınca küt din aşağı düştürüp bugün iddia edilen Ergenekon örgütünün böyle zavallılaşması nedeni ideolojik olarak yıkılmasıdır. Hukuki yönden yıkılmadan yıkılmadı, bu hale gelmedi. İdeolojik yıkıldılar. Yani bu adamların perişanlığının kökeninde bu var. Yenilgiyi kabul ediyorlar ve çok gariban ve zavallı hale geldiler. Yani tam bakın tek vuruşta perişan ettik. Tek vuruşta oturtturduk. Yani kahredici bir güç meydana geldi Allah'ın dilemesiyle. Ve nefesleri kesildi. Ve karşıma da çıkamıyorlar. Aman 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 diyorlar. Bak Dawkins'i de çağırdım. İlkokul, ortaokul çocuklarını tartışıyor. Hahamlarla tartışıyor. Rahiplerle tartışıyor. Ben ondan tartışmam diyor. Tartışamaz çünkü mutlaka yener Allah'ın izniyle. Onun için yani komünizmin, faşizmin belini kıran bir düşünceye karşı komünistler, faşistler ve özellikle masonlar ittifak etmek mecburiyetindedir. Masonluğun dinini yok ettim ben. Yani masonluğun binlerce yıllık dinini yok ettim. Sümerlerden, eski Mısır'dan, eski Yunan'dan gelen Darwinist dini ilk defa ilmi, mantıki, felsefi, net delillerle ve Kur'an'ı delillerle yerle bir ettim. Ve bu onlar için kahredici bir darbe oldu. Hazmedemiyorlar. Yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Yoksa ben klasik cami hocası olsam, gece gündüz vaaz etsem, anlatsam, yani alnımdan öperim, hiçbir sorun olmaz. Ayrıca dinsiz olsam, Darwinist, materyalist olsam ve bu iddia ettikleri olayların aynısını yapsam, ne kadar çapkın derler ya, ne kadar yamanmış, vay be derler. Ki zaten görüyorsunuz gazetede nasıl övüyorlar öyle tipleri. Mesela sürekli eş değiştirenleri, yeni bir mesela kız arkadaş ediniyor, helal olsun diyor, diyor. Her gün diyor elbise değiştirir gibi bir kız değiştiriyor diyor, bir kız arkadaş değiştiriyor diyor. Ve çok takdir ediliyor diyor, dikkat ederseniz bunlar. Mesela adam plajda çeşit çeşit pozlar veriyor, yeni diyor bilmem ne arkadaşıyla beraber diyor. Akşam bir parti düzenlediler diyor. O partide neler olduğunu herkes biliyor. Yani sosyetenin hepsini tenzih eden bir kısmında yapılan kepazelikleri, ahlaksızlıkları, adilikleri, namussuzlukları herkes bilir. Ama dikkat edersen bir kısım basın bunları iftiharla anlatıyor ve takdir ediyor. Ben eğer Darwinist materyalist olsaydım oho baş tacıydım ben. Ama Allah birdir dediğim için ve Darwinizm materyalizmde bu putları da yerle bir ettiğim için nerede diyorlar onu bizim putlarımıza saldıran? Ellerinden geleni artlarına komasınlar. Vız gelir tırs gelir. İsterse yani beni ipe çeksinler. Ben Allah yolunda bütün gücümden gayret edeceğim. Arkadaşlarım da öyle. Ya biz bu tip şeylerle pes etmeyiz inşallah. Buyurun. Yani sizin söylediklerinizden şöyle bir şey çıkartıyorum. Yani bunu siz teşvik. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben devletimi çok seviyorum. Devletime yardımcıyım. Ergenekon'u ben deşifre ettim demiyorum çünkü Ergenekon iddia edilen Ergenekon örgütü milyonlarca delille kendini zaten deşifre etti. Bunlar o kadar ferah ki devletin üstünde o kadar kendilerini görmüşler ki çuvallarla belge doldurmuşlar. Telefon konuşmalarla anormal pervasız ve rahatlar. Çünkü devleti ele geçirdiğinden emin bunlar. O yüzden bizim devlete yardım etmemize gerek kalmadı. Bunlar kendi kendilerini zaten çökertti. Ama dikkat ederseniz devletimiz
o eski şanlı ve satvetli günlerine doğru geri dönmeye başladı. Ve olacak inşallah Türkistan Birliği'nin lideri olacağız, göreceksiniz. Eğer 10 yıl sonra, 20 yıl sonra dediklerim gerçekleşmese bana ne diyorsanız deyin. En büyük devlet olacağız inşallah. Bütün Orta Doğu ve Balkanlara hakim olacağız inşallah. Bütün İslam aleminin, Türklük aleminin lideri olacağız. Bütün Turani devletlerin lideri olacağız. Yani bu kaçınılmaz kaderimiz bizim. Bunu göreceksiniz. Ama devletim ben kölesiyim. Ben devletime toz kondurmam. Üniter, milliyetçi, laik Türkiye'yi dünyanın lideri yapıncaya kadar var gücümüzle gayret edeceğiz inşallah. Büyük Türkiye'ye oluncaya kadar. İnşallah.